Şimdi bizimle paylaşmak istediği bir bilgisi Güzel. var. Lütfen bir dinleyelim. Arka tarafa ses geliyor mu acaba? Ve doktor hanım siz de gelin. Ay hocam çok ağrım var. Ben onu konuşacağım. Tamam. Ha, siz söyleyin Ya lütfen. ben şöyle bir şey yaşıyorum. Şu an yanımızda doktor hanım da var. O olayı değerlendirecek. Birkaç yıldır şöyle bir şey yaşıyorum. Vücudumda su ile ilgili problemler. Mesela gözyaşım kurumuştu. Ter gözeneklerim tıkalı olduğu ya da terle ilgili problem olduğunu ne olduğunu bulamadım ama terlemem sıfırdı. Burnum bile akmıyordu grip olduğum zaman. Ama şu gece bir rüya gördüm. Dünkü arınmada ben, sigarayla ilgili arınmada ben tamamen bütün hücrelerimin arındığını, açıldığını, dokularımın açıldığını, yenilendiğini düşünerek yapmıştım. Dün gece şöyle bir rüya gördüm. 2,5-3 diyorum. Koşur koşur terliyorum. Ama bir terliyorum, bir terliyorum. Ter cenneti gibi. O kadar mutluyum ki uyandım ki sırılsıklam. İlk defa sırtımı şöyle bir şey yaşıyorum. Sırtımı üstüne ben rahat 4 senedir uyumuyorum. Hiç. Çünkü terleyemediğim için orada bir sıcaklık ciğerleri patlayacak gibi oluyor. Dolayısıyla hep yan yatarım. Ya da sırtımın üstüne yattıysam gidip pencereyi açıp soğuk rüzgar almam gerekir. Ama ilk defa sırtımın üstündeydim. Sırtım sırılsıklandı. İnanılmaz mutluydum. Peki, Huzurlu. anladığımı söyleyeyim. Kaç yıldır terleme, Yaklaşık göz 4 kuru, yıldır. 4 yıldır burun kuruluğu, Burnum, gözlerin gözyaşım. kuruluğu, sonra Terleme sıfırdı. terleme sıfır. Biz dün burada birinci basamak eğitiminin içinde bir çalışma yaptık. O çalışmadan sonra siz evinize gittiniz ve gece rüya gördünüz. Gördüğünüz rüyada Terlemiştim. Sırılsıklam. terlemiştiniz ve Uyandım. uyanınca da baktınız ki Sırılsıklam. sırılsıklam terlemişsiniz. İlk defa. Peki şimdi kendinizi nasıl hissediyorsunuz? İnanılmaz. Şimdi burnunuzu çekin bakın kuru mu? Kuru mu? O kadar değil. Normalde sinüsüm var. Şu an gribim aslında biraz. Ama sabah burnumu tutabildim. Burnum aktı sabah. Ne güzel. Peki anestezi uzmanı doktorumuz Ayşe Hanım'dan değerlendirme alalım. Yani terleme çok önemli çünkü vücut salgıları kanalıyla salgıladıkları kan dışarı atar toksinleri. Terleme ile de tabii ki terleyemediğiniz için de cildden toksin atamamışsınız yıllardır. Terleyince de rahatlamışsınız. Bu gerçekten çok Hani mucize bir şey hocam. şey dönmüştü bana. Kaslarım çünkü sağ sol gözüm düşmüştü. Kaslarım hiç Şöbren olabilirsin Evet. bence. Ama tam da adlandıramadılar hani. Gözyaşının artıp artmadığına dikkat et. Sjögren'de çünkü çok ciddi ve tıbbın tam olarak çözemediği Yok, bir konu. Ne? Sadece gözyaşı damlalarıyla, suni gözyaşı damlalarıyla orada bir Göz sorun değil. kuruluğu mu Göz çözülemi? kuruluğu. Ben valla göz kuruluğunu belki 20 kişide çalıştım ve yok ettim. Benim için iş bile sayılmaz. Maşallah. Ya bir bakış yeter. Bir bakış bile anlatmaya yeter ki her şeyi. Bir saniye tamam. Ha. Hocam bir işte biz de bir inşallah. İbrahim Bey aile hekimi uzmanı, arıza önünde patoloji uzmanı, Ayşe Hanım anestezi uzmanı ve Işık Hanım birazdan gelecek. O da aile hekimi uzmanı. İbrahim Bey duydunuz mu? İsminiz neydi? Nihal. Nihal Hanım'ın 4 yıldır göz kuruluğu, burun kuruluğu, terleyememe olayı vardı. Dünkü terapimizden sonra, çalışmamızdan sonra gece rüya görmüş, terliyormuş ve uyanmış. Gerçekten terlemiş. Ondan sonra Muazzam bir şeyler. muazzam Terlemek şeyler. çok güzel ve çok özel bir şeymiş aslında. Biz o zaman eğitimimize geçelim mi? Kapatmadan yarınki eğitimimizi duyurayım. Yarın pazartesi 29 Ocak Bursa'da ikinci basamak eğitimimiz var. Hepiniz ikinci basamağa katılan bütün arkadaşlarımız yarınki Bursa eğitimine de vaktiniz varsa katılabilirsiniz. Vaktiniz yoksa zaten online'dan katılıyorsunuz. Yer olarak Bursa'nın neresinde? Çamlıca Mahallesi. Ondan sonra geldiklerinde konum da atarız. Detaylı bilgi de veririz. Peki 1-2 Şubat'ta Denizli'de eğitim var. Denizli eğitimine gelebilirsiniz. 3-4 Şubat'ta Ankara eğitim var. Berna Şirin'le beraber düzenliyoruz. Oraya gelebilirsiniz. Ve Hatice Hanım çok muazzam bir
bugüne kadar hiç yapmadığım eğitim, işte tüm bu enerjiyi aldığım asıl kaynak nokta olan Manisa Sipil Dağı'nda 5-6 Şubat'ta bir kamp, yatılı olacak 2 günlük. 7-8 Şubat'ta da bir başka kamp, o da yatılı olacak 2 gün. Bu kamplara ulaşabilmek için ya da söylediğim eğitimlere katılabilmek için numaram 0505-923-3358 Refik Korkmaz. Aradığınızda telefonunuza cevap veremeyebilirim. Lütfen mesajla ulaşırsanız size dönerim. Mucizemiz bol olsun. Hepiniz isterseniz bir mucizemiz bol olsun diye tüm dünyaya selam söylerim. El sallayalım mı lütfen? Mucizemiz bol olsun. Mucizemiz bol olsun.